Şimdi mücadele ile maçın ilk yarısı bizim de pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardı. İlk yarı bittikten sonra, içeri girdikten sonra arkadaşlara söyledik. İşte Valencia'nın, diğer forvet arkadaşımızın, Fenerbahçe'nin öne koşular yaptıklarını söyledik. Dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Ama ben en çok üzüldüğüm şey bugün, maçın onu söylememize rağmen ikinci yarıya çıktık. Aynı, biz ne dediysek aynı şekilde gol yedik. Ona ben üzüldüm. Bizim için bu sezon çok yorucu geçti, bayağı bir yorucu geçti. Hem lig olsun, hem Türkiye Kupası olsun, hem de özellikle de Avrupa Kupaları olsun. Hakikaten takımı bayağı bir yıprattı. Bıkkınlık oldu, yorgunluk oldu herkese. Zaten biliyorsunuzdur, belki takip ediyorsanız, biz Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Türkiye'nin de öyle. Onun için şimdi bundan önce oynadığımız maç sıradan bir maç değildi. 2-3 gün önce Galatasaray'la oynadık. Ligin birincisi. Sonra Fenerbahçe'de oynadık. Ligin ikincisi. İyi takımlarla oynadık. Fenerbahçe tabii ki ligdeki durumu belli olmadığı için çok büyük ağırlık verdiler Türkiye Kupası'na. İyi de çok da iyi kaliteli kadroya sahipler. Biz bir bakıyoruz, değişikliklerini gördüğünüz zaman şaşırıyor biz de maalesef. Bizim de öyle geniş bir kadromuz yok. Ama buna rağmen bundan önceki senelerde, ben 4. yılımı yaşıyorum Sivasspor'da, çok başarılı şeyler geçirdik, günler geçirdik, sezonlar geçirdik. Avrupa Kupalarında çok güzel işler yaptık. Hem Türkiye'ye puan kazandırdık, hem kulübümüze maddi açıdan çok büyük bir destek sağladık. Çok güzel günler geçti ama bu sezon maalesef hakikaten bayağı bir yorgunluk vardı takımımızda. Onun için de ligde de istediğimiz şeyi yapamadık. Ama inşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz bu sene. Evet, sorumuz var mı? Buyurun. Nazım Türknaz, Radyo Spor, Can Spor. Hocam öncelikle geçmiş olsun kupada elenmenizden dolayı. Hocam, cumartesi günü Galatasaray'a karşı 2-0 mağlubiyet. Bugün de 3-0'lık bir mağlubiyet var Fenerbahçe'ye karşı ama o bildiğimiz Rıza Çalınbey'in Sivas Spor'undan bir görüntü göremedik aslında. Mental bakımdan bir sıkıntı mı var veyahut da mental bakımdan bir düşüş mü vardı acaba? Bu düşüş ligdeki kritik iki maça yansır mı? İkinci sorum da Emre Gökay ile alakalı. Galatasaray maçında şans verdiniz, genç yetenek, ama bu maçta hiç tercih etmediniz. Bununla alakalı da açıklama yapar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi birincisi, biz Galatasaray maçında şöyle, yani ister istemez tabii ki bizim için o maç da önemliydi ama şimdi bizim oyuncağımız, sizin de dediğiniz gibi, iki tane Konya ve Kayseri maçı da çok önemli. Benim 7 tane kat sınırında oyuncularımız vardı. Onları oynatmadık. Çoğunu oynatmadık. Mecburen. Diyorum ya, kadromuz hem dar hem yorgun bir kadro. O yüzden de oynatmadık. O maçta maalesef eksik çıktık. Bayağı bir eksik çıktık. Eğer biz zaten şeyde, ligde istediğimiz şekilde gidebilseydik, zaten hem burada da bu sonuç olmazdı, hem Galatasaray maçının o sonuç da olmazdı. Yani biz burada Fenerbahçe'yi de yendik. Galatasaray'ı hem geçen sezonda hem kendi sahamızda yendik. Hem Galatasaray'ın sahasında yendik. Yani o zaman takımımız dinç falan çok iyiydi. Bu sene bizim en büyük şanssızlığımız çok maç oynamamız. Her takımdan daha fazla maç oynadık. Her takımdan daha önce sezon açtık. Her takımdan daha önce de sezonu kapattık. Yani öyle. Emre'ye gelince de, Emre hakikaten geleceği mükemmel olacak bir kardeşimiz. Ama tabii ki biraz daha zaman lazım. Onun için biz duruma göre her maç hemen hemen koymaya çalışıyoruz. Bugün tabii ki biraz işte bazı görmediğimiz veyahut da az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynattık. Çünkü önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Onları da oynatalım dedik. Mustafa mesela Yatabare 2 haftadan beri cezalıydı, biliyorsunuz. Onu da biraz maç temposu kazanması açısından oynattık. Olay o yani. Yoksa Emre ile ilgili şey yok. Emre zaten çok iyi bir oyuncu. Daha da iyi olacak yani. Evet, var mı sorumuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tam geliyorum hocam. Hadi görüşmek üzere.